Ali Kuk'tan herkese merhaba. Bu hafta bir yıkım projesi olan Kanal İstanbul projesi için taşınmak istenen Şahintepe'yi, Şahintepe Mahallesi'ni konuşacağız. Konuklarımız Sosyal Haklar Derneği'nden stajyer avukat Caner Kartal ve Şahintepe Mahalle sakinlerinden Cengiz Tokmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesi için evet, yaptığımız bütün projeler rant projesidir demişti. Proje kapsamında yapılanlardan da bunu açıkça görebiliyoruz. Kanal İstanbul projesi için atılan adımlardan biri Şahintepe Mahallesi. Mahalle projeye göre kanalın bitişiğinde yer alıyor. Bu nedenle bu bölgedeki haneler Arnavutköy'de uygun koşulları olmayan, suyu, altyapısı bulunmayan kilometrelerce uzakta başka bir alana, Hacımaşlı'ya taşınmak isteniyor. Mahallede uzun zamandır yaşanan bir imar sorunu da mevcut aslında. Tam anlamıyla bu sorun çözülmeden bölge sakinleri toplu bir transferle başka bir bölgeye taşınmak isteyerek başka bir sorun yaratılıyor aslında. Öncelikle Cengiz Bey, size sormak istiyorum. Mahallede ne yaşandı? Sizlerde mevcut tapular, sizlerin mevcut tapularınız nasıl değiştirildi? Mağduriyetiniz neler? Şimdi şöyle diyeyim Müşra Hanım, biraz daha geriye gideceğim. 2020 yılında ilk tapularla ilgili bir askı planı uygulandı. Bu askı da çoğu insanın, halkın daha doğrusu, haberi olmadan tapulardan %40'a varan kesintiler yapıldı. İmar çalışması altında ve bu çalışmada pandemiye denk geldiği için, pandemi arasında denk geldiği için hiçbir halkın haberi olmadan, itirazlar olmadan bunlar %40 kesinti oldu. Birincisi bu. Bu geçmişte kaldığı için, hiç itiraz etme hakkımız olmadığı için bu geçmişte kaldı, uygulandı. Şimdi 2021 ve 2022'nin sonuna, pardon 2021'in sonuna doğru 2022'de dediler ki yenisi de tapularını dağıtıyoruz, imarlı tapular diye. Tabii halk olarak biz sevindik, güzel aldık. 17 Ocak'ta bu sefer imarlı tabuların elinde olması halinde bile tekrar bir askıya bir yazı çıktı. Dedi ki sizin arsalarınızı aldık. Arsaları üzerinde taşınmalarımızın evinin olduğu arsalarınızı alıyoruz. Buradan 17 kilometre ileride Arnavutköy Belediyesi'ne, Hacımaşlı Köyü'ne tabiri caizse hiçbir etrafında bir şey olmayan yerine size arsa verdik. Arsa verdiniz, evimiz var, parkımız var. Onlar bizi ilgilendirmez tabirinde. Tabii tam net bir şey hatırlayamıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem. Ama o evler yok hükmünde. Size arsanıza arsa veriyoruz şeklinde bir uygulama yapıldı. Ve işin tuhaf tarafı, bizim arsalarımız, evlerimiz Kanal İstanbul dolayısıyla sürgün edilmek isteniyor. İşin komik tarafı da şuna gelirsek, aynı yerde şu anda şey yapılıyor. Sağ olsun belediyemiz alt tarafta, Şahintepe 3 kısma ayırırsak, bir alt taraf, bir orta kasa taraf ve üst taraf diye 3'e ayırabilirsek, alt tarafta belediyemiz toplu konut yapıyor. Bizi sürgün ediyorlar. Ama belediyemiz alt tarafta kendine bir sürgün edilmeyen bölümde, kalanın dibinde, hemen kalanın bittiği yerde belediyemiz toplu konut yapıyorlar. O birincisi. Hemen onun yanında da kuru gıda hali geldi oraya. Oraya taşındı. Biz buradan Kanal İstanbul sebebiyle sürgün ediliyoruz. Ama aynı şekilde oraya belediye toplu konut yapabiliyor. Ayrıca oraya kuru gıda hali geliyor. Ama biz burada istenmeyen oluyoruz Kanal İstanbul dolayısıyla. Bu birincisi. İkincisi artı üçüncü kısımda, yani üst tarafta Şahintepe'nin üst tarafında, şu anda bu mağdur olayına girmeyen kısımda da sadece 2,5 kat izin veriliyor. Belediye 8, 9, 10 kat neyse artık, tam da yanlış bilgi vermek istemem. İzin verilirken bizim üst tarafta yapı iznine sadece 2,5 kat veriliyor. Yani 2,5 kat demek, yani 2 kat demek daha doğrusu. Milleti bir şekilde de zaten mecbur bırakıyorlar. Yani ya gideceksin ya vereceksin şeklinde. Yani biz bunu halk olarak konuştuğumuz zaman halk hem bu tapuları ilk başta kesintiden şikayetçi. Şayet onu artık kanun olarak avukat beyimiz daha iyi bilir. Ama bildiğim kadarıyla herhangi bir, şu anda bir şey yapamıyoruz. Çünkü askıya çıktı, haberimiz olmadı pandemiden dolayı. Bir itirazlarda mahkeme olayı veremedik. Ona bir şey yapamıyoruz. İkincisi zaten biz sürgün ödülüyoruz. Üçüncüsü üst taraftaki halk da şu anda zaten sizden eğer bir sıkıntı yaşarsak bize zaten vuracak şeklinde. Onlar da sıkıntıda şu anda.
Yani Şahintepe'nin geneli aslında belediye veya çevrecilik bakanlığımız bizi 3 kısma ayırmış olsa da biz tek vücut olarak hepimiz şikayetçiyiz durumda. Peki Caner, sana sormak istiyorum. Günlerce Şahintepe'deydin, bölge halkıyla birebir iletişim kurdun. Bölgedeki halkın talebi tam olarak nedir? Kanunen böyle bir taşıma yapılabilir mi? Teşekkür ederim. Merhaba tekrar. Öncelikle şey söyleyeyim. Hep beraber oradaydık Sosyal Haklar Derneği olarak. Sen de oradaydın. Evrak topladık. Dava açma sürecini birlikte yürüttük. Şimdi şöyle başlayalım. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1. 2. 3. etap planlama sahasına ilişkin imar kanunu 18. madde hükümlerince hazırlanan imar uygulaması. Bizim karşı karşıya kaldığımız uygulama. Cengiz Bey bahsetti, 2020'de de bir imar transferi yine mahalle içerisinde olmuş. Pandemiye denk geldiği için kimsenin haberi dahi olmamış. Onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim şu anda ama son karşı karşıya kaldığımız uygulama işte 17 Ocak 2022'de askıya çıkarılan bir imar transferi uygulaması. İmar transferini hani çok da uzatmayayım ama şöyle bir hukuki bir enstrüman olarak kullanılıyor artık kamulaştırmaya karşı. Bunu Ümraniye'de de görüyoruz biz. Birçok yerde daha görüyoruz. İşte son örneği Şahintepe Mahallesi. Sebebi ise bu transferin bilindiği gibi Kanal İstanbul projesi. Çılgın proje. İlk mahalleye ben ilk defa gittim toplantılar başladığında. Ya şaşkınlığımdan şey dedim. Hani Kanal İstanbul'un ne kadar garip bir proje olduğunu şöyle söyledim. Yani kaç tane kepçeyle, kaç tane kamyonla girip de bu havzayı böyle kazıp bir kanal yapacaksınız buraya. Yani akıl almaz bir olay. Neyse işte birçok toplantılar yapıldı. Ben hepsine katılmaya çalıştım. Şimdi karşı karşıya kaldığımız uygulama öncelikle anayasada koruma altına alınan mülkiyet hakkına bir müdahale. Çünkü işte mahalle sakini Cengiz Bey kendi kriterlerine göre gitmiş, Şahintepe'den bir yer almış. Arsa, ev. Siz alıyorsunuz, kilometrelerce ötede bir yere taşıyorsunuz. Daha önce gördünüz mü Cengiz Bey orayı bilmiyorum ama... Gittim. Dövizlerde şey yazıyordu yani, ancak piknik yapmaya gideriz yazıyordu. Öyle bir yere taşıyorlar. 15 kilometre, yaklaşık 15 kilometre uzakta bir yer. Şimdi, İmar Kanunu 18. madde bize şöyle diyor. Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakındaki eşdeğer alandan verilir diyor. Bu bir. Yine bununla bağlantılı bir yönetmeliğimiz var. Arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik. Bu da diyor ki mümkün oluyor ise, çok özür dilerim ben, kulaklığım şey oldu. Yine yani bu yönetmelikte bize mevcut parsellerin en yakındaki parsel, en yakındaki yapı adasından verilmesi gerektiğini söylüyor. Böyle bir teknik zorunluluk varsa ve taşınacaksa bu şekilde dağıtımı gerektiğini söylüyor. Biz ne görüyoruz? İşte dediğimiz gibi 15 kilometre ötede bilmediğimiz bir yerden. Bu arada şöyle de bir şey var. Bu imar uygulaması 4000 küsur sayfalık bir sıra dağıtım cetveliyle yapılmış. Yani sadece Şahintepe değil, 15 tane mahalleyi kapsıyor. Başakşehir'den, yani Şahintepe bizim özelimizde. Şahintepe mesela Arnavutköy'e gidiyor. Arnavutköy'deki birkaç mahallede bu taraflara, Başakşehir tarafına taşınıyor. Yani böyle çorba bir düzenleme yapılmış. Dediğim gibi Kanal İstanbul projesi için, kamulaştırma yapmamak için transfer yolunu tercih etmişler. Hukuka aykırılıklar... Yani saymakla bitmez ama birkaç tane örneğini vereyim. Düzenleme ortaklık payı %45'e kadar kanundan kesinti yapılabiliyor. Nasıl yapılabiliyor? İşte en yakın yapı adasına gidersen ve oradaki parselasyon planında sosyal donatı alanı, konut alanı, ticaret alanı mesela örneğin sosyal donatı alanı yetmiyorsa tamam kesebilirsin diyor vatandaşın parselinden. Ama
bizim karşılaştığımız uygulamada nasıl? Örneğin bazı parsellerden hiç kesinti yapılmadan transfer ediliyor. Çünkü düzenleme ortaklık payı yetmeyecek ya. Yani %45 bir kesinti gittikleri yerde sosyal donatı alanına yetmeyecek. Ne yapıyorlar? Bazı parselleri tamamen sosyal donatı olarak ayırıyorlar. Yani %100 kesinti yapılmış oluyor. Anlatabildim mi? Yani fonksiyonu değişmiş oluyor parselin. Onun dışında şeyde mesela parsellerde genel olarak benim karşılaştığım işte zemin artı 14 kat, kat alanı kat sınırı 1,5 falan Şahintepe'de. Gittiği yerde örneğin 0,5 veriyorlar, zemin artı 3 kat veriyorlar. Veya işte zemin artı 3 kat olan Şahintepe'ye veya Başakşehir'in başka bir yerine gittiği zaman zemin artı 14 veriyorlar. Ama Malik'in Arnavutköy'deki arsası zemin artı 3 normalde gibi hukuka aykırılıklar mevcut. Bunun dışında bu uygulamanın askı süreci ve askıdaki ya örneğin biz şeyi anlayamadık. İki tane koskocaman parsele yollamışlar birçok Şahintepe'deki halkın parselini. Örneğin bir tapuda birden çok malik var. Hangi bir malikin metrekaresi 20 metrekare, birisi 200 metrekare. 200 metrekare olan nereye gitmiş, 20 metrekare olan nereye gitmiş? Bunun hukuki olanı alt alta malikleri yazmak, hatta baba ismini falan yazmak da işte kanunda yazıyor. O şekilde yapılması gerekirken bu şekilde bir an önce yollayalım, bir an önce rantımızı sağlayalım, bir an önce Şahintepe'yi boşaltalım diye yapılmış bir uygulama. Son olarak şunu söylemek istiyorum, yani çok uzattım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hiyerarşik olarak en üstünden bu uygulamayı hazırlayan mühendise kadar, daire başkanına kadar görevi kötüye kullanma suçunu işliyorlar. Mahallenin mülküne çökmek istiyorlar. Bunu yapamayacaklar. Başından beri avukat Can Atalay, Korkmaz Aslan, biz oradayız. Sonuna kadar da mahallelilerle birlikte olacağız. Davalarımızı açtık geçen hafta Perşembe günü. Biz idarenin ilk savunması dahi alınmadan yürütmesinin durdurulmasını istedik. Hukuka aykırılıkları belirttik. Bekliyoruz. Mahallelilerle beraberiz. Dava sürecinde mahalleli önce itiraz etti, sonrasında dava süreci var. Süreç nasıl ilerleyecek Caner? Süreçten biraz bahsedebilir misin? Yani şöyle, tabii birçok 450 tane tapu sahibi var bizim belirleyebildiğimiz kadarıyla. Bizle birlikte 215 davacı dava açtı Perşembe günü. Yani 10-15, ya 200'ü itiraz etmiştir ve pek tabii bir şekilde itirazları zımnen reddedildi. Biz işte bu zımni red işleminin iptali, dolayısıyla dayanık işleminin iptali için süresi içerisinde başvurumuzu yaptık. Bundan sonra kanuni yollarda mahalleliği ne bekliyor? Onu sana sormadan önce Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Yüzlerce kişi dava açtı, itiraz etti. Evet. Mahalleli bu süreçte ve sonrasında Şahintepe'ye yapılan usulsüz uygulamaya karşı davasının arkasından devam edecek mi? Mahalleli ne yapmayı düşünüyor? Şu anda Allah razı olsun, hepsinden tek tek teşekkür ederim. Bizim önümüzde avukat beyler de çok destek oluyor. Tekrardan hepsine tek tek teşekkür ediyorum sizin aracılığında da. Onlar sayesinde biz bir birlik oluşturduk ve şu anda tek vücut olduk diyebilirim açıkçası. Yani her türlü karşısında beraber duracağımızı ben bundan söylüyorum size. Bu mahkemelerin ne olacak, ne edecek, %90 kazanacağız diye kendi düşüncem bu. Kazanacağız ama kazanmasak bile biz bu mahallede mahalleli olarak hep beraberiz. Birlik içindeyiz. Her zaman. Peki Caner, hukuki süreç itiraz edildikten sonra idare mahkemesine açılan davalardan sonra nasıl işleyecek? İtirazı olan ya da olmayan dosyalarda
bir sonraki aşama nedir? Bölge halkının açılan davalardan sonra Hacı Maşlı'ya taşınması söz konusu olabilir mi? Sondan başlayayım. Olamaz. Yani bize göre olamaz. Yani hukuken olamaz. Şöyle, biz itiraz edenler de etmeyenler için ortak bir süre içerisinde davalarımızı açtık. Bundan sonra da işte idari yargı biliyorsunuz yani duruşmasız ilerleyen bir süreç. Savunmalar gelecek. Savunmalardan sonra savunmaya cevap süreci olacak. Ondan sonra istinaf süreci olacak. Danıştay süreci olacak tabii ki iptal edilmezse veya karşı tarafın itirazları olursa. Keşifler olacak. Biz gücümüz yettiğince mahallelilerle birlikte olacağız. Yani Cengiz abi beraberiz daha 3 sene daha beraberiz birlikte. İnşallah hep beraber. Diye düşünüyorum. Her zaman yanlarında olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Benim de gözlemlediğim kadarıyla Şahintepe'de bölge halkının büyük bir itirazı söz konusu. Yapılan kanunsuzluklara karşı hasta demeden, yatalak demeden herkes dava açmaya, yapılanlara karşı çıkmaya çok istekliydi. Son olarak Kanal İstanbul ve Şahintepe'ye dair söylemek istedikleriniz var mı? Sizlere onu sorayım. Cengiz abi buyur. Şahintepe bizimdir, halkındır, halkın kalacak diyorum. Başka diyecek pek bir şey yok ama halkın kendi davasına sahip çıktığı bu süreçte biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz avukatlığı bunun için tercih ettik zaten. Beraberiz, birlikteyiz, birlikte direneceğiz, iptal ettireceğiz. Mangalımızı Hacı Maşlı'da yapacağız. Şahintepe'de evet. Mahallemizde kalmaya devam edeceğiz. Öyle diyebilirim. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız için ben de size teşekkür ediyorum. Mücadeleniz için ayrıca hem Şahintepe halkına hem de sizlere teşekkür ediyorum. İzleyenlere de iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Biz de teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz Müşra Hanım. Siz de oradaydınız. Teşekkürler. İyi akşamlar.